उसका नाम मुझे बता दिया गया है। उस बहादुर के हाथों आलम इस्लाम को फिर उरूज मिलेगा और परचम इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक उस दुनिया तक लहराएगा। Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi Konstantiniyye'ye uzanacak. Oradan cihana yayılacak. Mümin, Hristiyan, Yahudi, herkes gölgelenecek. İslam'ın bab-ı hayat pınarından kana kana içecekler o ağacın altında. Ben de Şeyh Muhyiddin'i buraya getirdim. Yani Şeyh Muhyiddin abi siz sebep se teşrif lahi yani. Bu muhtam kuç basit fırmayın. Hemen batayın ki bu kon hai aur kaha hai. İslam'a zafer getirecek. Mukaddes emaneti yüklenecek kişinin nasipleri ne olacak? Müslümanların emanetini yüklenecek kişi önce akıllı olacak. Lakin aklı kurnazlık olarak bellemeyecek. Bakınca feraset nuruyla bakacak. İyi ile kötüyü karanlık gecede ayırt edebilecek. Merhametli olacak. Lakin merhameti acımakla sınırlı zannetmeyecek. Adil olacak. Mülk ve iktidar adalet üzerine kuruludur buyurdu Hazreti Ömer. Bilecek ki Allah'a hakkını teslim etmeyen adalet zalimliğin ta kendisidir. Bileği cesaret timsali olacak. Cesur olacak. Fakat bilecek ki en büyük cesaret öfke ve şehvet anında nefsini tutmaktır. Diline ve beline hakim olmayan hükümdar olamaz. Affetmek şiarı olacak. Kavgası hak için olacak. Mülkü bir emanet olarak üstlenecek. Yönettiği insanların yaşlılarını babası, gençlerini kardeşi, küçüklerini de evladı gibi görecek. Ümmetin imamlığına talip olacak insan bu ehliyete haiz olur. Ey salihler cemaati. Ümmet böyle birini bekliyor. Çekilen sıkıntılar onun müjdecisi. Seher vaktindeyiz sanki. Sabah esintilerini duyuyor gibiyiz. Seher vakti. Yani sabaha en yakın karanlık vaktimizdir bizim. Thank you.
یعنی نورگل مرنے والا ہے، بس یہ بتانے آئی ہو تم؟
geçmiş olması hali. Ancak kocanın çatına girmesi. Ertuğrul Bey bizde. Siz bu kıl kuyruğun aynı olduğuna inanıyor musunuz? Hayır. Hayır. Thank you.
inanç böcek basiti. Şenaz usut bu muşkil 7 saat ki hogi. Vahi uski maa thi. Or vahi badi behen. Hem 3 bhai thi. 2 behne a gayi to rona ki lag gayi. Khoob allah gullah karte thi sab milkar. Ammi ne ek saath itne bachcho ko paal liya. To sirf Shehnaz ki wajah se. Kabhi uf tak nahi ki usne. Ammi kabhi haath batati thi. Aur roshni ki bhi dekhbhal karti thi. Tabhi to husain se tum par. Balki nafrat ki had tak pahunch gayi hai. Meri wajah se. Fikr na karo. Shehnaz ki nafrat mita dunga main. Aur roshni ka kya hoga? Uski mohabbat mita sakogi? Thank you.
بو سرنگی کھولنے کے دوران ہم کسی جال میں بھی پھنس سکتے ہیں, جس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا.
सलेमान शायद आपको उताक पर तलब किया है। अच्छा जाओ, मैं आ रहा हूं। हमारे इलाके में आ गई है, रास्ता भटक गई थी, इसे वापस भिजवा।
şarap otu da.